Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Anka S, Akıncı TİHA ve Aksungur SİHA'dan sonra Türkiye'nin yeni hedefi savaş uçaklarıyla it dalaşına girebilecek kabiliyette jet motorlu insansız hava aracı Bayraktar TB4 olacak. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da Baykar makinanın TB3 model SİHA'yı ürettikten sonra bir jet motorlu insansız hava aracı geliştireceğini biliyoruz. Bu konuyla ilgili daha önce pek çok kez röportaj veren Selçuk Bayraktar, Baykar makinanın genellikle MIUS adı verilen insansız savaş uçağından bahsetse de, önce 4,5 tonluk kalkış ağırlığına sahip bir insansız hava aracı üreteceğiz, ardından da MIUS üzerinde çalışmaya başlayacağız demişti. Yani Baykar makina MIUS projesinden önce 4,5 tonluk bir insansız hava aracı üretecek ki, bu insansız hava aracının jet motorlu olması bekleniyor. Türkiye'nin savaş tarihinde başlattığı taktik SİHA devrinde yeni bir aşamaya geçmeye hazırlanıyoruz. Türk SİHA'ları çok yakında pervaneli motorlarını bir kenara atıp jet motorunun kükremesiyle düşmana taarruz etmeye hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi bu konudaki ilk açıklamayı Aksungur, Anka, TFX ve Atak helikopterini üreten TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yapmıştı. Temel Kotil, Aksungur SİHA'dan sonra jet motorlu Göksungur projesi üzerinde çalışmaların başlayacağını ve jet motorlu SİHA'nın çok hızlı bir şekilde yerli motorla üretileceğini söyleyerek 2021 yılı içerisinde ilk uçuşu gerçekleştireceğiz demişti. TUSAŞ'ın ürettiği Aksungur'dan daha güçlü ve neredeyse iki kat daha fazla mühimmat taşıyabilen Akıncı TİHA'nın üreticisi Baykar Makina'nın da bu konuda büyük plan ve projeleri var. İnsansız hava aracı teknolojisinde dünya liderliğine emin adımlarla ilerleyen ülkemizin nihai hedefi SİHA'lardan oluşan bir ordu kurmak. Binlerce hava aracının yapay zeka teknolojisiyle koordineli şekilde kullanılmasına dayanan bu konsept, şimdilik Alpagu ve Kargo gibi kamikaze İHA'larımızda denense de, önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde bu teknolojinin Bayraktar Akıncı, TUSAŞ Aksungur, Bayraktar TB3, Göksungur ve Bayraktar TB4 Jet SİHA gibi projelere de uygulanması ve Türk Hava Kuvvetleri'nin insanlı savaş uçağına ihtiyaç duymadan düşmana ait her noktayı bombalaması hedefleniyor. Barış Kartal'a AVAX uçakları, erken ihbar radar ağı AIRS ve sürü İHA'ların birlikte kullanıldığı senaryoda Türk Hava Kuvvetleri resmen yenilmez bir güce erişecek. Baykar makinanın Bayraktar TB4 projesine geri dönecek olursak, öncelikle TB4 isminin henüz resmi olarak zikredilmediğini altını çizerek aktarmamız lazım. Baykar makina, MIUS'tan önce 4,5 tonluk bir insansız hava aracı üreteceğini açıkladı ancak buna isim vermedi. Bayraktar TB4 ismini biz kendimiz kullanıyoruz ki zaten büyük ihtimalle Bayraktar TB4 isminde olacaktır. Çünkü Baykar makinanın yeni modeli olan Bayraktar TB3'e baktığımız zaman artık Bayraktar isminin bir marka haline geldiğini ve TB2, TB3, TB4 şeklinde gideceğini rahatlıkla anlayabiliyoruz. Şu an Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki en fazla sayıda bulunan taktik sınıf İHA olan Bayraktar TB2'nin kanatları katlanabilir ve bir uçak gemisinden iniş kalkış yapabilecek kabiliyete sahip yeni versiyonunun adı Bayraktar TB3 olmuştu. Bundan sonra üretilecek jet motorlu versiyonun isminin de büyük ihtimalle Bayraktar TB4 olmasını bekliyoruz ancak tekrar yineliyoruz, Bayraktar TB4 ismi resmi bir isim değil ve biz videolarımızda bu isimle bahsediyoruz. Neyse, konumuza devam edelim. Sonuçta isim değil, ürüne odaklanmamız lazım. Bu konuyla ilgili soruları yanıtlayan Baykar Makina Teknik Müdürü ve SİHA'ların arkasındaki beyin olan Selçuk Bayraktar, Akıncı'dan sonra Jet SİHA projesi ve insansız savaş uçağı projesi olduğunu ilan ederek bizlere heyecanlandırmıştı. Peki
Türkiye'nin Jet SİHA programında son durum ne? Bu SİHA'ların özellikleri ne olacak ve ne zaman envantere alınacaklar? Gelin isterseniz bu soruların cevabını karışıklık olmasın diye Bayraktar TB4 olarak adlandıracağımız Jet motorlu SİHA projesinden yola çıkarak cevaplamaya devam edelim. İnsansız hava araçları konusundaki çalışmalarıyla tanınan ve Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi dünya standartlarının üzerinde insansız hava araçlarını tasarlayan ve üreten Baykar Makina Şirketi, geçtiğimiz sene toplam kalkış ağırlığı 4,5 ton olan yeni bir jet motorlu insansız hava aracının tasarımının devam ettiğini, ardından da kalkış ağırlığı 10 ton civarında olan bir insansız savaş uçağı tasarlamak üzere çalışmalara başladıklarını duyurmuştu. Bu noktada akıllarınızda bir karışıklık olmasın, yorum kısmına şimdiden yazılacakları tahmin ediyoruz. Burada 4,5 ton olarak bahsedilen araç Bayraktar Akıncı değil arkadaşlar, çünkü Akıncı'nın toplam kalkış ağırlığı 5,5 ton. Yani Baykar Makina Akıncı'dan yaklaşık 1 ton daha az kalkış ağırlığına sahip. Ancak jet motorlu bir insansız hava aracı geliştirecek. Ardından da daha önce adı MIUS olarak, yani Muharip İnsansız Uçak Sistemi üzerine çalışmaya başlayacak. MIUS projesi Baykar Makina'nın şu an önündeki en ciddi, en önemli proje. Ancak bir insansız savaş uçağını bir anda üretemezsiniz. Savaş uçağından önce jet motorlu bir insansız hava aracı üretmeli ve hava aracının teknolojisini geliştirerek olgunlaştırmalısınız. Ardından da geliştirdiğiniz teknolojileri büyük boyuta taşıyarak insansız bir savaş uçağı üretebilirsiniz. İşte Baykar Makina'nın da hedefi bu ve büyük ihtimalle Bayraktar TB4 MIUS projesine giden yolda Baykar Makina'nın deneysel ancak çok işimize yarayacak, yüksek hızlara çıkabilecek ve yüksek menzillerde yüksek süratle uçtuğu için vurulması ve görülmesi çok zor olacak bir silahlı insansız hava aracı olacak diye bekliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açık duruma getirerek yüklenen videolardan anında haberdar olmayı ve bu tarz videoları beğeniyorsanız katıl butonu üzerinden bizlere destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.